Ulusal Kanal'dan Ülkühan Doğan Bey. Geçen hafta sizlere soruşturmaya ilişkin terör iltisaklı isimlerin İBB'de işe alındığı iddialarına yönelik bu konuda HDP ile bir planlama veya ortaklık var mı sorusunu yöneltmiştim. Siz de bu konuda HDP ile bir ortaklık veya ittifakın mümkün olmadığını dile getirmiştiniz. Hiçbir siyasi partiyle demiştim. Evet. Ancak hem kamuoyuna yansıyan hem de HDP kanadından yapılan açıklamaların bu yönde olmadığı bizlerin önüne düştü. Dün HDP eş başkanı Pervin Buldan'ın bir açıklaması var. O ise şu şekilde: İstanbul'u nasıl kazandıysak İstanbul Sözleşmesi'ni de öyle kazanacağız dedi Buldan. Bu kamuoyunda ittifak olarak, yani gizli bir ittifak olarak yorumlanan bir açıklama olarak dile geldi. Bu konuda sizler neler söyleyeceksiniz? İlk sorum bu şekilde. İkinci sorum ise yine bu yaptığınız açıklamaya ilişkin itfaiye erinin yayınlanan sicilinde terör faaliyetlerinin kırsal alanında rol aldığı geçen hafta Sayın Soylu'nun açıklamasında görünüyordu. Siz de bu konularda, yani genel soruşturmaya ilişkin suçların şahsiliği ilkesini, hatta birkaç da sözle bunu dile getirdiniz. Kişinin kardeşinin şehit yakını olması bu alanda bir terörist olmasının önünde engel mi? Terör iltisaklı isimler konusunda da arşiv araştırması yapamadığınızdan kaynaklı, böyle bir yasa ve yasak olduğundan ötürü yapamadığınızı söylediniz. Ancak bu arşiv araştırması yapılmamasına dair böyle bir sicil kamuoyunun ve sizlerin önüne düştü. Şimdi az önce de söylediniz ki bu kişi görevine, işine devam edecek. Şimdi ise o sicili çıkan kişinin, terör iltisaklı olarak sicili çıkan kişinin görevine, işine devam etmesinin sebebi nedir? Çok teşekkür ediyorum. Evet. Öncelikle ben cevabımı verdim. Görevine devam edecek dedim. Bundan sonra o soruyu Sayın Bakan'a gidin sorun. Muhatabı ben değilim artık. En azından mesela şehit yakını değil mi, şehit yakını kimliğini iptal mi edecek gibi soruları kendisine sorabilirsiniz. Ben en azından cevabımı net olarak verdim zaten. İkincisi, ilk sorunuz elma ile armut gibi. Bir tanesi işe alımla ilgili bir partiyle ortaklığınız var mı diye sordunuz. Ben de size net olarak dedim ki benim hiçbir siyasi partiyle böyle bir süreçte ilişkimiz olmaz diye cevap vermiştim. Aynı cevabı veriyorum. Bakınız benim sözlerim belli, yani seçimi kazanma konusunda ortaklık değil, yani ortaklık ötesi. Milletimin her ferdiyle ortaklığım var. Bunun içinde HDP'lisi de var, diğer partiler de var. Hatta iddiayla söylüyorum en az %6-7 AK Partili bile var yani. AK Parti de dahil. Aktif siyasileri de var o işin içinde, onu söyleyeyim ben, AK Parti'nin bana destek olmuş. Seçmen olarak Akif değildi kastım. Hayır, seçmen demiyorum, aktif siyasileri de var diyorum AK Parti'nin. Bana oy vermiş. Tabii, teşekkür ederim. HDP'nin de desteğine teşekkür ediyorum. Akif Bekir, Karar Gazetesi. Sayın Başkan, AK Parti ve Erdoğan geçmişte haksızlıklara, hukuksuzluklara, antidemokratik müdahalelere maruz kaldıklarında ilk yaptıkları, en hızlı yaptıkları şey millete müracaat etmekti. Bunda başarılı oldukları nispette de o süreçleri, o haksızlıkları kaldıraca dönüştürebildiler siyaseten. Ve dolayısıyla o süreçleri aşabildiler. Siz birkaç soru önce cevap verirken hafife alınmasından şikayet ettiniz durumun. Yani iktidar cephesinin ne var bunda, ne abartıyorsunuz, daha yargı süreci devam ediyor gibi tepkiler verdiğini biliyoruz. Bu bir hafife almak, ama onun dışında hafife alanlar var mı? Siz altılı masa muhalefet partiniz, bunu millete mal etmekte, millete müracaatta bir eksiklik gösterdiğinizi mi düşünüyorsunuz? Öyleyse nedir bu eksiklik? Bir kere tabii benim o sözümde bunun büyük bir kavga olduğunu ve büyük bir kavganın büyütülerek devam etmesi gerektiğini, ben de bu demokrasi mücadelesini ve kavgasını büyütüyorum dedim. Bu konuda dün de Genel Başkanımızın ifadeleri bunun ne kadar ciddiye alındığı konusunda önemli bir işaret. Bu muhtemeldir ki bu an itibariyle dün Genel Başkanımızın da ortaya koyduğu ifadeyle ki az önce arkadaşlarımın bana verdiği notla
İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in de aynı dozda bugün konuşmaları oldu. Dolayısıyla bu konu büyüktür, büyütülmektedir, daha da büyüyecektir. Ben de bu konunun böyle o algılanması gerektiğini düşünüyorum. Ben altını çizmek isterim. Az önce de bir hata yaptım. Vahap Seçer dostumu tutuklu demişim. Tabii ki daire başkanını tutuklu ifade etmek istedim. Ama her şeyi göze almış insanlara karşı ben burada kendimi koruma mücadelesi vermiyorum. 16 milyon insanımızın iradesinin korunması ve aynı şekilde göz koydukları başka şehirlerin de iradelerinin, milletimizin iradesinin korunması konusunda mücadeleyi ortaya koyuyorum. Bugün mücadele etmeye dönük, daha doğrusu bu kötü kumpas sürecini yönetmeye dönük ortaya koydukları kötü uygulamaların şehirlerdeki karşılığı yaklaşık Türkiye'nin %40'ı anlamına geliyor. Demek ki milletçe ayağa kalkmalıyız, milletçe bu işi ciddiye almalıyız. Ben bu saat itibariyle dün Genel Başkanımız, bugün Sayın Akşener ve benim bugünkü ortaya koyduğum iddialar üzerinden görüyoruz ki önümüzdeki günlerde bu iş büyüyerek devam edecek. Tele 1 Televizyonu, Hazal Güven. Şimdi şu konuştuğumuz şartlar altında Türkiye bir yandan da bir seçime doğru ilerliyor ve sizin adaylığınız, isim olarak olası bir adaylığınız da kamuoyunda çok tartışılıyor. Yani toplum bunu bu yönüyle de ele alıyor ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dönük bu hamlelerin bu anlamda da bir aslında engellemeye dönük olduğuna dair bir takım çıkarımlar var. Siz bunlardan rahatsız oluyor musunuz? Öncelikle bunu sormak istiyorum. Yani sizin öncelikli çalışmanızın ve öncelikli hedeflerinizin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı makamınızın zedelendiğini, bu tartışmaların arasında yara aldığını düşünüyor musunuz? Bir sorum bu olacak Sayın Başkan. Ve bir diğer sorum da iki toplantıdır. Geçen haftaki toplantıda da buradaydık her birimiz. Çok önemli bir hazırlık olduğunu görüyorum kürsüde. Gerçekten çok ince ince işlenmiş, isim isim yanıtlar veriliyor, üretiliyor bu noktadan. Bunlar önümüzdeki günlerde devam edecek mi? Bu toplantılar daha sıklaşacak mı? Böyle bir takvim var mı önünüzde? Yani sizlerle daha sık burada karşı karşıya geleceğiz mi? Teşekkür ederim. Ben anlatılan anlatıldı diye düşünüyorum. Tabii ki cevap vermek veya kendimizi ifade etmek zorunda kaldığımızda bunu geri bırakmayız. Anında yine sizleri ve kamuoyunu bilgilendiririz. Ama sürecin bir kumpas olduğunu, sürecin bir kötülük olduğunu, adalet olmadığını, adaletsizlik olduğunu bugün net olarak altını çizerek, belgeleyerek, ortaya koyarak nasıl ikircikli bir süreç yönetildiğini de ortaya koyarak bence ifade ettik ve ispatladık. Bunun üzerinde açıkçası çok fazla durmak istemiyoruz. Artık bu iş bir mücadeledir. Sahaya dönük bir mücadeledir, siyasi bir mücadeledir. Zaten hukuki bir karar değildir, siyasi bir karardır. Böylesi büyük konu, böylesi hani gök kubbeyi başınıza yıkarız tarifimizin aslında altında yatan mücadelenin büyüklüğünü tariflerken elbette bu işi şahsi bir meseleye indirgemek ya da şahsi bir hedefle yan yana koyup onun üzerinden siyaset yapılmasını, siyasi yorum yapılmasını zedeleyici olarak elbette görüyorum. Esas olan bu büyük mücadeleyi görüp memleketimizi bu zor durumdan, bu hukuksuz ve adaletsizlik ortamından çekip çıkarmak olduğunu her yerde ifade ettim. Tekrar ifade edeyim.